Dışarıdan baktığın zaman çok güzel bir fiziğin, hani böyle dikkat çeken, ekstrem bir şey oluyor. Fakat bunun içinde belli bedeller ödüyorsun. Motivasyonu ya nereden buluyorsun? Ben antrenman yapan insan olarak motivasyonumun düştüğü zamanlarda diyorum ki benim ne işim var burada? Ne yapıyorum ben burada? Niye buradayım? Şunun çok iyi farkındayım ki motivasyonum düştüğü zaman beni kurtaracak tek yer de burası. Sen burayı şey olarak kullanıyorsun. Ben kesinlikle. Düşüş yani noktam aslında, bile. Aslında en düşüş noktamda ben buradayım. Şimdi seni nasıl tanıtıyoruz? Ne üzerine? Ersin Adaklı. Şampiyonluklarım var dünyada. Bodybuilding üzerine. Evet, vücut geliştirme üzerine. Yani, evet. Yani vücut geliştirme sporunu bir yaşam tarzı olarak benimsemiş. Bir de profesyonel bir sporcuyum yani. Bir de Türkiye'de yani zor bence bodybuilding için biraz ileride değil yani bu konuda. Ya, evet zor. Zor olmasa da bunun cezbediciliği yani benim için daha cezbedici oluyor. Zor olması zaten bir şeyin. Evet. Yani burada tabii ki ekstra biraz daha zor. Birçok insana göre mantıksız da gelebilir. Evet. Neden bu kadar çok mesai harcayıp iş yapar bir insan? Yeah. Bunu da yani çizginin diğer tarafındaki insanlar bu şekilde bakıyor. Bu çok normal. Evet. Ama buna işte bir iş olarak değil de bir yaşam tarzı yaşam olarak benimsediğim için bana bu zorlukları pek şey yapmıyor açıkçası. Yani ben evet. Kaybetmişim gibi gelmiyor. Ben evet. Bu işi yaptığım sürece yani başladığım noktadan bu noktaya geldiğimde o grafiği izlediğimde bana geçmişe dönüp baktığımda şu anki durumuma göre başarılı olduğumu görebiliyorum. Zaten yani, ortada. Benim evet, bir şeyim yani var. O tatmin ediyor beni açıkçası. Benim bir şeyim var. Yani senin fiziğinle ilgili. Mesela normal bir insan var. Anatomi. Okay? Evet. Ben mesela tamam ben de antrenmanı seviyorum. Ben de hiç bilmem ne şey yapmıyorum. Ama belirli bir noktadan sonra tokat geliyor abi. Ve geri şey o noktayı geçemiyorum. Mesela sen championship vücut diyorum. Evet. Senin gibileri bir noktadan sonra aşmışsınız, artık kasınız kemikleşmiş, mutasyona uğramış. Ben evet, evet. Benim felsefem bu. Evet, evet. Kaslarınız artık mutasyona uğramış ve farklı level'dasın. Yani benimki mesela, ben normal kendim olarak görüyorum, normal insan. Siz next level olarak görüyorum. Yani ben bir noktaya geliyorum. Sonra tokat geliyor, hayat geliyor, bilmem ne geliyor. Sen onu nasıl aşıyorsun? Motivasyonu nereden alıyorsun? Dediğim gibi işte bunu bir yaşam tarzı olarak hatta zorluklarla karşılaşıp mücadele edebileceğim bir yaşam tarzı. Yani aslında dışarıdan birçok insana göre zor, eziyet. Yani bu para verilse yapılacak bir iş değil. Evet. Bazı insanlara servet bağışla. Yani bu pek şey gelmez, sempatik gelmiyor bu iş yani. Zor bir iş çünkü dışarıdan göre sıkıcı bir hayat. Baktığın zaman hani dışarıdan baktığın zaman çok güzel bir fiziğin, hani böyle dikkat çeken, ekstrem bir şey oluyor. Fakat bunun içinde belli bedeller ödüyorsun. Yani buna katlanıyorsun. Belli bir iraden olması gerekiyor. Birçok şeye hayır diyebilmen gerekiyor. Kendi sosyal çevrenden feragat ediyorsun. Mecbur kalıyorsun. Ailenden feragat ediyorsun. Evet. Belli bir noktada hedeflerin oluşmaya başlıyor. Hedeflerin oluşmaya başladıktan sonra hep ileriye doğru giden bir süreç bu. Evet. Yani bir yıl sonra biliyorum ki ben bu durumumdan çok daha iyi bir durumda olacağım. Her zaman bir yani hedef bu motivasyon şey var çünkü hani tamam bugün ben gerçekten çok zorluk çekiyorum. Bu böyle bir dönem atlatıyorum. Ama bu dönemden sağ salim çıkabilirsem çok daha iyi bir yerde olacağım. Kendimi aşmış olacağımı biliyorum. Yani o sürecin içinde bunları düşünüyorum. Yani yoksa bir şey yapmaya kalktığında hayatta sürekli bir şey oluyor. Yani herhangi bir şeye kalkışıyorsun. Senin elinde olmayan aksilikler, sorunlar, problemler, sana bağlı olmayan şeyler de bunlar olabiliyor. Senin hayatını etkiliyor ama. Ya şimdi biz bu oldu, iyi bugün antrenman yapmayalım. Bu oldu, canım sıkıldı, yemek yapmayayım. Kendin her şeyi kendin yani yapıyorsun. Bu bunu bıraktığın zaman aslında her şeyi bırakıyorsun. Evet. Bütün hiçbir şey daha iyi olmuyor. Evet. Her şey daha aşağı doğru gidiyor. Yani diğer türlüsü böyle aşağı doğru gidiyor. Bir şey soracağım ama. Şimdi nasıl yapıyorsun? Menajer yok, nutritionist yok. Bak normal senin kitlende, senin level'ında
özel, sana özel nutritionist, sana özel antrenmanlar, sana özel şeyler olunması lazım. Sen nasıl bunu yapıyorsun kendi başına? Tabii ki o şartlar, o koşullarda çok daha farklı olabilir. Yani belki de öyle olmuş olsa ben bu işi yapmayabilirim. Yani o da bir şey yani. Kendi motiveni kendin ediyorsun. O ve bana motivasyon sağlıyor. Şu anda düşünsene başladığın noktaya bakıyorum. Gerçekten hani çok böyle bilgisiz. Yani hiç böyle şeyden gibiydim. Hani sudan çıkmış balık gibi. Kaç hiç sene? Çıkmaya, hiçbir şey bilmiyorsun. Yapıyorsun? Yani karanlık bir kuyuya atladığını düşün. Yani yok, görünmüyor bir şey. Yani o sen karanlıkta bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Kaç senede başladın ve ne zaman kendini bulmaya başladın? Ya bu işte yarışma süreciyle başladı. Ya ben ne zaman bu işi yapacağım, yarışmaya girdikten sonra dedim ki ben bu işi başaracağım yani. Ben bunu yapabilirim. Çünkü bir defa podyuma çıktım. Yani rakiplere baktığımda ya sonuçta onlar da insan, ben de insanım. Yani bu farklı olarak ne ya, ben de bir işi yapıyorum. Herkes bu işi yapıyorsa ya ben kendimi bunu öğrenebilirim. Ben de yapabilirim dedim açıkçası. En yumuşak karnım diyetti. Yani buna katlanamazdım. Hani böyle diyet yapma, şunu yapma, hani böyle kısıtlı bir yaşam. Hani yeah, bizim şeyimizde de yok, kültürümüzde de yok. Evet. Biz istediğimizi yeriz. Yani öyle bir kendini disipline sokma. İnsanın kendini ilk önce bir disipline sokma şeyi başlıyor. Ya bu negatif geliyor ama bu görüntü o şekilde oluyorsa ben bunu yaparım dedim. Bu hayatı yaşayarak oluyorsa ben bunu yapacağım dedim. Yani en büyük fedakarlık yemek. Aynen. Yemek aslında. yemek çok basit. Ve tek düzey beslenme süreci başladı. Ya ilk önce o kadar bilgi şeyimiz yoktu yani. Diyetlerde işte alternatifler kendi şey şu anda da pek fazla yok ama en azından biliyorum ki eti ızgara pişirdiğimde bana formuma bir zarar vermeyecek. Ben o zamanlar haşlanmış yer. Yani. Sadece haşlanmış olduğunu biliyordum. Yani öyle düşünüyordum. Bana kimse demiyordu ki bunu ızgara da yapabilirsin mesela. Çok şey var. Yani böyle zamanla da tek düzey beslenmeye geçtiğinde aslında kendi vücudunu tanımış oluyorsun, sistemini. Çünkü dışarıdan fazla işte gereksiz vücudunu tanımaya başlıyorsun. O yediğin gıdalarla antrenmanda salona girdiğindeki yaptığın performans karşılaştırabiliyorsun. Artık vücudunun neye reaksiyon veriyor, neye vermiyor, ne senin yediğin zaman senin antrenmanda performansını düşürüyor, hangisi senin performansında etki ediyor. Yani bunları tartmaya artık vücudunla, fiziğinle, sisteminle konuşmaya başlıyorsun, onu dinlemeye başlıyorsun. Ve bu talepleri zaten yerine getirdiğin zaman, iyi dinlediğin zaman bunları anlamaya başlıyorsun. Zaten birçok işte nutrition dediğin şey, 20 küsür yıldır ben nutrition kullanıyorum ve düzenli bir şekilde kullanırım ve bizim Adana'da biliyorsun İncirlik Hava Üssü vardı. İşte Amerikan pazarı vardı. Biz nutrition'ı daha Türkiye'de yani kimse yani Türkiye'de yokken nutrition daha girmiyor. O zamanlar onlar çok şey hani böyle bilinmez şeylerdi. Evet. Hatta böyle şey yaptın hasbelkader böyle çıkarttığın zaman işte aldığın zaman filan insanlar böyle kötü toz filan hani bu. Bunlar ne böyle? Hormon. Şişiriyor, evet. Kasları şişiriyor. Ya o algılardan geldik. Bir de bunların hani üstesinden gelmen gerekiyor. Bu işe başladığında ilk önce sana yakın çevrendeki insanlarla savaşmaya başlıyorsun. Yani i̇lk onlara, başta değil mi? Onlara ilk önce bu durumu izah edemiyorsun zaten. Mümkün değil. Kabul ettirmen lazım bir şekilde. Tabii bir şekilde uzun yıllar alır. Evet. Çünkü sana yani çizginin diğer tarafından izlediği zaman senin yaptığın ona göre anlayamıyor. Ona bir anlam veremiyor. Bu ne yapıyor? Bu kadar eziyet, sıkıntı. Annem yıllarca onu şey yaptı yani çok zor da bir iş. Yani ve sürekli yani o istikrarda devam ediyorsun. Değişen bir şey de yok o yıllarda. Ya yani öyle gelişmiyorsun çok hızlı. Motivasyonu yani, nereden buluyorsun? Yani ben antrenman yapan insan olarak motivasyonumun düştüğü zamanlarda diyorum ki benim ne işim var burada? Ne yapıyorum ben burada? Niye buradayım? Ama şöyle de bir şey var. Ben şunun çok iyi farkındayım ki motivasyonum düştüğü zaman beni kurtaracak tek yer de burası. Sen burayı şey olarak kullanıyorsun. Ben kesinlikle. Düşüş yani. Noktam aslında, bile. Aslında en düşüş noktamda ben buradayım. Okay. Yani zaten ben burada bütün enerjimi, bütün meditasyonumu burada yapıyorum. Ben burada kendimi iyi hissediyorum. Kötü değil. Bana hiç artık o şey gelmiyor. Biliyorum ki benim modum düştüğü zaman, ben bir antrenman çıkardığım zaman içinde insanın farklı bir huzur doluyor. Bütün hormonları salgılanıyor. Hani sana orada hani otur bugün yapma içindeki bir ses var yani. Anladın mı? Bırak her şeyi. O ses çok var bende. O çok var. Onunla sürekli şeysin. Artık o ses bana uğramıyor mesela. Gelmiyor yani artık. Artık o ses yok. Şimdi seninle antrenman yaptık. Birçok kez antrenman yaptık. Ben mesela önceden seninle yapmadan önce ya derdim ya bunlar bölgesel yapıyorlar. Ben gidiyorum deadlift, chin-ups, pull-ups, squats, chest press hepsini bir arada yapıyorum. Kendimi şampiyon gibi hissediyorum. Evet. Tamam mı?
Sonradan seninle geldim antrenman yapmaya. Şimdi tabii ki sana asla akıl veremem. Sen bana diyorsun ki bugün burayı yapıyoruz. Bakıyorum diyorum ki tamam diyorum bugün böyle burayı mı yapacağız? Tatmin etmiyor, gözünü doyurmuyor. Aynen. Ambalajı kötü. Aynen. Yani. Ama bak. Sunum kötü. Sunum kötü. Abi diyorum. Sadece burası nasıl? Beynim diyor ki abi ben her şeyi yapabiliyorum. Ama gel de o sadece orayı seninle yaptığımda abi ne oluyor bilmiyorum ama ölüyorum. Yani oraya nokta atış dediğin gibi ne kadar zarar verebilirsen onu yapıyorsun. Kesinlikle. Zaten bunu da diyorum sana. Senin yanında durmak mesela antrenman yaparken ölüysem, motivasyonum yoksa hiç önemli değil. Seninle antrenman yapmak sanki Cengiz Khan'la savaşa gitmek gibi. Her zaman kazanacaksın. Yanında duruyorum abi, bakıyorum aynaya büyüyorum. Enerjiyle de alakalı kesinlikle bir şey bu. Ben bunu çok inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü bakıyorum diyorum Allah Allah bu kas nereden çıktı? Yeni yeni oluşmaya başlayan kaslar var. Çünkü görünmeyen mesela diyorsun ki sık heh diyorsun o nokta işte diyorsun. Sıkıyorum diyorum Allah Allah. Farklı evet. Yerlerim ağrıyor abi. Bakıyorum evet. Aynaya farklı yerlerden farklı şeyler çıkmaya body sculpture ya şeyine yeni, çıkıyor. Yeni şeyler keşfediyorsun kendi evet. Vücudunda yani antrenman yaparken, antren ederken. Çok önemli bir nokta var bu spor yapılırken. Mental sağlık, fiziksel sağlık ve spiritüel. Çoğu fiziksel olarak kendini çok iyi geliştiriyor ama mental ve ruh yok oluyor, bitiyor. Şimdi sende üçü var. Yani spiritüel olarak çok spiritüel birisisin. Evet. Mental olarak mental oyunun muhteşem. Zaten fiziksel olarak kendi konuşuyor. Bunu kendini kaybetmeden ruhsal, spiritüel, mental nasıl yapıyorsun bunu? Ya bu çok çok önemli bir nokta. Bak gençler yeni gelenleri giriyorlar mesela fiziksel olarak müthişler ama iç ya, ruh gidiyor, her şey gidiyor. Bunu ya nasıl yapıyorsun ya? Üçü bir arada olmadan herhangi bir şey de olmuyor aslında. Olduğunu zannediyorsun, yaptığını zannedersin. Herhangi bir iş. Ya bu vücut geliştirme olur, mühendissen, mimarsan. Anladın mı? Üçünde de kendini yani sağlam olman lazım ki hani ortaya gerçekten bir şey çıksın. Şimdi bunu bir kere ruhsal olarak, o biraz da hani yapısal olarak olabilir ve hani böyle şey çok felsefe kitapları okudum. Yani onlara böyle yöneldim. Çünkü çok ihtiyacın oluyor. Gerçekten hani bu süreçte hani biraz hani felsefi yanından bu işlere bakamazsan ne iş yapıyorsan yap aslında felsefi bir yanı var. Bir matematiği var her şeyin. Evet. Kendini onlarla sağlamlaştırıyorsun hani. Onlara dayanıyorsun aslında yani. Evet. Bir onlarda cevap değil de sana bir yolculuk yaptırıyor. Evet. Yani o yönden dediğim gibi hani bu kitaplar etkili olmuştur. Hala şeyim meraklıyım zaten felsefeye. Ya kendini kaybetmiyorsun mesela parti hayat ya da fedakarlıklar ya da ne bileyim karakter duruşun çok önemli. Duruşun çok iyi. Çünkü, anladın mı? Yani kaybetmemişsin kendini hiçbir yerde. Yıllarını da vermişsin ve birçok insanlara, gençlere ilham olmuşsun, motivasyon. Mesela bana insanlar dedi, Ersin abi de mi antrenman yapıyorsun? Vay, o bir legend. Yani bu sporda legend olarak tanınıyorsun ya Türkiye'de. Bir şeyi özellikle de vücut geliştirme sporunu böyle belli bir dönem herkes belli bir fiziği olabilir. İyi fiziklere kavuşabilirsin kısa zamanda. Şampiyon olabilirsin. Benim için önemli olan, bundan daha çok önemli olan şey devam ettirebilmen, sürdürebilmen. Hani ben bunu hiçbir zaman böyle bir şampiyon olayım diye yapmadım. Yani ben şampiyon olmak için yapmıyorum aslında. Lifestyle için yapıyorsun, hayat, yaşam için yapıyorsun. Aynen. Benden daha büyük olan, bu işi yaşam tarzı haline getirmiş insanlara baktığım zaman onlar bana çok güzel örnek oluyor zaten. Ben diyorum ki, ya gördüğüm zaman öyle işte 60 küsur yaşında bu işi yapan, çok iyi. Diyorum ki ben şampiyon olmak için yapmıyorum. Bu yaşa gelebilirsem, bunu yaparak, böyle kalabilmek için. Evet. Ya çünkü sizin, senin yapın artık. Yani mesela bak, bunu kaybetmek çok kolay. Çünkü çok kolay. Bunu i̇şte, kaybetmek çok zor. Bu artık kemik senin parçan olmuş artık. Dediğim gibi bak belli bir dönem bir şeylere sahip olabilirsin, kazanabilirsin. Ama belli bir dönem. Ama asıl gerçekte bunun değerli olan şey bunu taşıyabilmek. Bu mevcut elindeki şeyleri koruyabilmek, üstüne bir şeyler koyabilmek. Yani yoksa belli bir dönem şey gibidir işte aynı servet gibi bir şeydir. Servetin vardır, evet. Belli bir dönem vardır. Evet. Sen onu taşıyamıyorsun. Yani herkes taşıyamaz. Evet. Yani belli bir yani böyle önemli olan bunu kontrol edebilmek, bunu taşıyabilmek, hazmedebilmek. Hani
Yani bununla işte ben ne oldum dememek. Asıl konu o zaten. Yani bunu kaybetmediğin sürece, bunun farkında olduğun sürece zaten diğer türlü bir şeyde de hani diyorsun yani bir duruşum var bilmem ne. Ben bir şeyleri başardıysam, bir şeyler yaptıysam bu duruş sayesinde. Bu bana hep yardımcı, bu benim ayakta o. Ben bir şeyler kazandım hani hep hiç şey olarak düşünmedim. Bunu ben bu işten ticari olarak bir gelir kazanayım. Ben bu işten zengin olayım, işte görüntümü kullanarak bir şeyler satayım şeyinde hiçbir zaman olmadım yani. Onun için ben her zaman bu iş nasıl yapılıyorsa hani doğru düzgün gerçekten hani. Zengin olayım dedin orada. Şimdi bunu çok kişi en çok öğrenmek isteyen bu. Bugünün gençleri. Abi böyle olmak ne kadar para? Kaç para bu? Bu bunun gibi olmak kaç para? Ne kadar gidiyor? Yani bir ayda mı hayatım boyunca şey yapmayacağım? Belki şu ana kadar ya zaten uzay mekiğinde olurdu. Hesaplayamayız ki yani. 20 yıl oldu. Evet ama mesela... Her sene biraz daha katlanarak devam etti bu. Yani evet. Bunu taşıyabilmek dediğim konu aslında. Yani şimdi bunu belli bir şey alıyorsun, belli bir level'a geldikten sonra onun da sorumlulukları var. Evet. Maddi manevi. Evet. Yani sen şimdi iyi oldun, o eski konu, eski durumunda devam edemiyorsun. Artık upgrade ettin kendini. Yeah. Yeni bir sürüm var. Yeah. Yeni masraflar demek bu. Evet. Yani sen artık bir üst ligdesin. Yani şimdi bir Türkiye şampiyonasında yarışmakla bir dünya şampiyonasında yarışmanın arada ne kadar fark varsa onun gibi. Şimdi ben bir de profesyonel ligde çok hani kendini kabul ettirme durumu var. Yeah. Yani ve ben diyorum ki Olimpiya'ya gitmek istiyorum. Mr. Wow, Olympia'da yarışmak istiyorum diyorum. Bu zaten gelinebilecek maddiyattaki yani level level bunları şey yaptık yani her seferinde katlanarak arttı. En son pandemi döneminde bir hesap yaptık biz yani. O zaman pandemi döneminde dolar ne kadardı? Her şey daha ucuzdu. Her şey daha ucuzdu. Yani bir 30 bin TL aylık gider vardı. Şu anda işte o zaman dolar yakın. Şu anda 100 civarı yakın. Gidiyor. Yeah. Ve bu şöyle bir şey. Hani bu hani bir gün 3 ay 5 ay yapılacak bir şey değil yani bu. Mesela kendine bu kadar masraf ediyorsun, bir sonraki ay da aynı şekilde masraf edeceksin. Yani bir sonraki ay da ve hani herhangi bir yarışma takvimine girdin, bir hedef koydun, o masrafın çarpı 2 olacak. Yani. Evet. Mr. Olympia için. Her şey artıyor yani sürekli. Çünkü şey arttıkça, yoğunluk arttıkça, rekabet yoğunluğu arttıkça bu işin masrafı da artıyor. Niçin? Şimdi ben bundan tasarruf edemem. Bir vücut geliştirme sporcusu tasarruf edecek bir şeyi yoktur çünkü. Yeah, hiçbir yani. Şeyden katlanarak yapamazsın her şeyi. Kesinlikle. Şey gibi bak ben bunu hep diyorum. Ben Avustralya'da hep araba yarışlarına katılırdım. Yarışırdım arabalara. Şimdi bir araban var. Arabanın içine motoru geliştiriyorsun. Evet. Turbosunu geliştiriyorsun. En güzel yağı koyuyorsun. En güzel yakıtı koyuyorsun. Body kit taktırıyorsun. Çok güzel bir örnek. Aynı şey. Aynı şey. Sen ama bunu hepsini kendine yapıyorsun. Evet. Modifiye ediyorsun kendini. Modifiye ediyorsun. Her şeyin en iyisini kullanıyorsun. En güzel protein, en güzel her şey. Şimdi benim şöyle bir lüksüm yok yani. Şöyle bir seçenek yapamıyorum ben. Şimdi yarışmaya hazırlanıyorum. Şimdi etin kilosu bu kadar. Atıyorum 500 lira. Ben gideyim işte bundan tasarruf edeyim. Tavuk yiyeyim. Dediğin zaman yani o iş çöp oluyor. Bırak git. Yani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben atıyorum yine supplement kullanıyorum. Şimdi ben aynı onda da şey yapamam. Yani bir tasarruf edemiyorum. Gidiyorum mesela yani 50 dolarlık supplement değil de ben işte 100 dolarlık olanı kullanıyorum. Yani hepsi çarpı çarpı oluyor. Yani bütün mutfağında yediğine, içtiğine, bütün her şeyine en iyisi olması için gayret gösteriyorsun. Çok fark yani, ediyor değil mi? O mikro şeyler evet, çok fark ediyor. Fark ediyor. Yani onlardan tasarruf edemezsin bu noktada. Çünkü rekabet ettiğin yer orası değil. Championship level, araba gibi bak ben mesela yarıştığımda en iyi yakıtı, en iyi yağı, en iyi teker, evet, en iyi her şey olmazsa o nokta saniyeler de yenilirim. Çünkü en iyiler. Yani evet. Senin rekabet ettiğin yer orası, en iyiler. Sen bundan işte rekabet edemezsen yani atıyorum en ufak bir şeyden ya. Yani benim bugün imkanım olsa çok daha farklı yarışma şeylerine girerim. Yani daha farklı hazırlanabilirim. Yine... Yani o koşullar dahilinde yine hep şey oluyor, tasarruf edemiyorsun. Mesela uçakla giderken ben yani ekonomide 10 saat, 12 saat yol gideceksin. Sporcusun. İki koltuk mu aldın, bir koltuk mu? Performans göstereceksin yani anladın mı? Bunlar evet. bunlar bile her şeyi değiştirir. Rahatlık yani yok. Abicim sen bir şeye gidiyorsun anladın mı? Bir yıl boyunca konsantre olmuşsun, bir şeye gidiyorsun. Sen işte
O işte sıralarda bekleyeceksin, şey yapacaksın, yıpranacaksın, saatlerce yol gideceksin. İşte ne bileyim orada bir ay önce gitmen gerekiyorken gidiyorsun bir hafta önceden, üç gün önceden kendini toparlar. Çok etkiliyor yani, değil mi? Bunların hepsi evet. işte ekonomik durumla ilgili şeyler. Şimdi diyorlar ki Türkiye'den niçin işte Mr. Olympia çıkıyor? Bu yüzden çıkmıyor abicim. Yani yoksa vücut geliştirme sporcusu mu yok? Bir sürü var. Tek konu bu. Yani bunu es geçiyor. Bu dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. Tamam masraflı görünüyor ama, masraflı olarak biliniyor ama gene de yanlış biliniyor. Bilindiğinden çok daha fazla masraflı bir iş bu. Ya bir tekvandocu, bir şeyci değilsin yani. Bir hani dürüm yer maça çıkarsın öyle olsan yani, anladın mı? Bu tamamen kendine bakma, kendini modifiye etmeyle ilgili hep özel şeyler. Yani neyse ekstra yani özel kullanım olduğu için, özel şey olduğu için her şey pahalı. Ekstra pahalı bir hayat yaşıyorsun. Sahneye çıktığında çünkü o bütün kasları o judge'lar, hakimler izlediğinde her nokta, her detay çok önemli ve orada görünüyor. Kullandığın her şeyi orada fark ediyor. Orada görünüyor işte. Ya nefes aldığın hava, içtiğin su, her şey A'dan Z'ye kadar. Stres. Dediğim gibi stres faktörü bilmem ne. Ya şimdi bir sporcu hazırlanırken ne bileyim kredi taksitini düşünürse bilmem ne yaparsa yani anladım elektrik gelmiş, su gelmiş, vergi bilmem ne. Hani böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Yeah. Çocuk yapmışsın gidiyorsun gece kalkıyor ağlıyor ona bak. Olmaz. Yani bu profesyonellik dışı şeyler. Tamam yaparsın, seversin ama çok böyle büyük beklentilere girmeden yap. Ben her zaman onu derim. Yani ama bundan bir karşılık almak istiyorsan, emeğinin karşılığını istiyorsan sadece bu işe odaklanacaksın. Kaç sene gerekiyorsa o kadar. İnşallah. Yani almak istediğini alacaksın. İnşallah seni göreceğiz şeyde. Next şeyinde, competition'ında o seni belirtecek değil mi? Mr. Olympia'ya. Kesinlikle. Neredeydi o competition? Şu anda belli değil. Şu anda belli değil. Fakat Mayıs ayında işte şeyde vardı. İrlanda için ben hazırlık için başladım. Deprem oldu bu ilk hafta. O işte dedim yani bir şeylere başlarsın bir şeyler olur dedik ya. Ama durmadın i̇şte, yine devam ettin. Ama ne yaptım? Çünkü ortam çok kötüydü. Evet. Psikoloji çok kötüydü. O koşullar altında ben bir şeye odaklanamazdım. Okay. Yani ne kadar şey böyle antrenmanımı yapıyorum, bırakmıyorum ama böyle bir şeyin içine de, maceranın içine de atlamaya cesaret etmezdim o psikolojide. Çünkü en iyi olarak çıkmak istiyorsun o turnuvada. Elimden geleni yaptım ve o dönemde işte o dönemi atlatmaya çalıştım. Bir ay daha işte. Yani bu iş dediğim gibi bir yolculuk ya. Anladın mı? Her şey böyle bir araya gelir. Onun altyapısı işte bir yarışmanın altyapısını bir yıl önceki hazırlığını güzel ayarlarsan yani o zaman zaten başarı geliyor. Hani bir yarışmaya 3 ay önceden hazırlanılmaz. Evet. 5 ay önceden değil. Bellidir zaten. Bir hedef vardır. Nedir mesela? Benim hedefim şu anda ne diyorum? Mr. Olympia'ya katılmak. Her sene aynı yerde bu yarış. Hedef o. Oraya gitmek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir pro show'u kazanmamız lazım. Gidip herhangi bir pro show'da birinci olduğun zaman Mr. Olympia'ya davet ediliyorsun ve orada yarışıyorsun. Yani benim bütün vücut geliştirmeyle alakalı, yarışma hayatıyla alakalı bu. Hedefim bu. Bu da şey bir yandan da diyorum işte hani gidiyorum aksilikler oluyor. En son gittiğim Kore yarışında korona oldum. Hasta oldum yani. Ama IFBB şey var değil mi sende şampiyonluk? Ben şu anda amatör IFBB amatör olimpiya şampiyonlar şampiyonuyum ben. Wow. 2019'da Japonya'da profesyonel oldum işte bu yarışmayı kazanarak klasik fizik kategorisinde. Wow. Şampiyonlar Ligi'ne? Şampiyonlar Ligi'ne oradan o yarışmayı kazandıktan sonra çıktım. Okay. 2019 senesinde. O sene sonuydu zaten, Kasım ayıydı. 2020'de de biliyorsun işte şey oldu, korona oldu. Hı hı. Tam ben işte diyorum ya, ben bir şeyler yapıyorum ama... Korona oluyor, deprem ama. Oluyor. Yani korona oldu, işte biliyorsun işte seyahatler bütün yeah. dünya. Hani şeyle de ilgili değil, Türkiye'yle de ilgili bir durum değil. Sen dünya. Bütün dünyayla ilgili. O noktalarda diyorsun yani ruhsal şeyini nasıl tutuyorsun? İşte düşünüyorum yani şimdi ben o arada gerçekten hani kötü bir durum. Diyorum ki lan bu durumu sadece ben yaşamıyorum. Tüm herkes ya. Yaşıyor. Bununla benim yani yapacak bir şeyim yok. Ne yapacağız? İşte sokağa çıkmayın dediler. Eve hapsi salonlar kapandı. Gizli kaçak göçek gene işte salona gidiyoruz antrenmanı. Sanki bir suç işliyormuş gibi. Öyle bir şey. Düşünsene bu ruh halini. Yani wow. bu ruh halinde birçok his gerçekten yani normal bir şey dayanmaz zaten. Evet. Ya ne der ben uğraşıyorum ya bu kadar. Sanki herkes birleşmiş. Benim bu işi yapmamam için uğraşıyor.
bana suikast hazırlıyor düşüncesine kapılıyorum. Yani ama hep öyle oluyor. Şimdi biliyorsun korona oldu 2020'de işte. O da sürdü 2021'de de hani o evet. aşılar maşılar işte evet. şeyler filan. Artı 2021'de ben bir tane şov yaptım mecbur. İşteye gittim. Meksika'ya gittim. Meksika'daydı yarışma. Meksika. Ya düşün yani ben hani zor şartlı gidiyorum. Hani Avrupa'dan bir yarış seçsem daha mantıklı mesela. Ama Meksiko'ya gidiyorsun. Ama işte öyle denk geliyor. Hani benim elimde olmayan şeylerden ben o tarihi Meksika'da var. Oraya gideyim diyorum. Hani şey de değil. Ben yarışmaya gidiyorum. Orada hani... Şimdi Meksika'ya gittin. Meksiko'da ne zorluklarla karşılaştın? Yani, iklim var. Ya tabii ki şimdi bir kere kıta değiştirdiğin için batıya doğru gidiyorsun. Şey oluyor. Bir... Jet lag dediğin şey oluyor. Yani. Türkiye'de yok değil mi bu turnuvalar, bu şeyler? Yok, Türkiye'de hiç yok bu turnuvalar. O yüzden işte böyle zorluk çekiyoruz. Aslında normal şartlarda yani her ülkede senede 1-2 tane, 3 tane organizasyon oluyor. Sen Avrupa resmen Türkiye'yi temsil ediyorsun şu an. Evet, ya aslında profesyonel lig olduğu için buna da bakmıyorlar anladın mı? Yani artık sen bireysel olarak bu işi yapıyor. Sen profesyonelsin diyor. Sen bu işten para kazanıyorsun. Anladın mı? Bütün sistemden çıkıyor aslında profesyonellikte olay. Okey. Şimdi Ersin Adaklı'yla, bro Ersin abimizle beraber güzel bir podcast yaptık. Şampiyonluğa, Mr. Olympia'ya doğru hedefleri var. Oraya gittikten sonra senin için artık yani, complete yaptım değil mi? Tabii complete yaptım. İşte dediğim gibi bu bir yol. Sadece yarışma yok bu yolculuğun içinde çünkü. Bu hedefim var sadece. O beni diri tutan şey. Oraya evet. taşıyacak olan şey oradaki hedef. Yani ben işte diyorum ya işte dedim Meksika'dan sonra gittim şeyde de işte Kore'de de hasta oldum. Olmadı. Yani alabileceğim bir yarıştı. Şöyle düşünüyorum artık. Şimdi diyorum ya ben bu yarışı kazanmış olsaydım bu sene Olimpiya'ya gidecektim. Bitiyordu benim işte. Yani evet. hedefe varmış oluyordum. Yani ama uzadı şimdi şey. Yani bir yandan da hoşuma gidiyor hani. O kadar erken olmasın. Korkuyorum sonuna. Boşluğa düşeceğim. Ya bir yandan o endişe var. Gerçekten bunu hani korkuyorum. Bundan da korkuyorum hani. Evet. Şimdi diyorum çünkü her noktaya vardığında başka bir şey olur yani karşına başka bir şey çıkar ondan sonrası vardır. Evet. Ama şimdi ben diyorum ki bu işin sonrası Olimpiya oraya çıktıktan sonrası yok. Ben ne yapacağım? Yani ne yapayım şimdi? Hani zaten 39 yaşındayım. Ha, orada çok fazla rekabet edemem öyle bir şansım da kalmıyor. Yani orada gidin birinci olayım diye uğraşsam hani o ilk üçün o rekabetin içine girersin. Orada da zaten onlar benden 10-11 yaş küçük çocuklar. Evet. O şeyim de yok yani. Onun için ben kendi koşullarımda yapabileceğim en üst seviye şey, başarı bu konuyla ilgili. Bence çok iyi yapıyor. Olimpiya sahnesinde bu vücut geliştirme sporunu yapmış bir sporcu olarak orada noktalandırmak istiyorum yarışma hayatımı. Yani güzel bir sahnede. İnşallah izleyeceğiz hepsini. Thanks for watching guys. We will be doing more soon. Bak İngilizceye geçtim. Öyle daha rahat. Anlıyorsunuz artık. We'll be doing more and more of this. This is Ersin Adaklı. See you guys. Thank you. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ersin Adaklı şampiyon, Türkiye'nin gururu. Tekrar bir daha podcast yapacağız. Bye. Lütfen geriye dönüp bir bak. Güzel. Çok iyi. İndirmeden çek. İndirmeden çek. Ha burada kalsın. Bak burada ikisi de. Çok güzel. Ah. Ah. Seninle antrenman yapmak. Sen bana şey diyorsun. Böyle sen varken yanımda bile durduğunda beni o muscle'a odaklatıyorsun. Ben insanların böyle çok hani doğru yanlışına değil de iyi iletişim yeteneği olup evet. karşı tarafa bir şekilde aktarır. Gerçekten hani iletişim yeteneği iyiyse evet. gerçekten hani çok böyle profesör olmasına gerek yok. Belli bir düzeyde ise o enerjiyi geçirir karşı tarafa.